Selamlar herkese. Bu videoda RCS nedir? Bunu anlatacağım. İşin aslında hepimiz günlük hayatta RCS tipi uygulamaları kullanıyoruz. Ancak RCS'nin ne olduğunu bilmiyoruz. RCS, Rich Communication Service demek. Yani RCS, zengin iletişim servisi demek. RCS'yi anlamak için öncelikle biraz geçmişe gidelim ve SMS'i hatırlayalım. SMS, Short Message Service'ti. Yani 160 karaktere kadar sığan mesajlarımızı gönderebildiğimiz bir mesajlaşma servisiydi. Rich Communication Service de sadece 160 karakter değil, yüksek çözünürlükte multimedya yani resim, video, müzik, konum gibi şeyleri de gönderebiliyoruz. Diyeceksiniz ki ben zaten SMS'te resimi gönderiyorum ve bu MMS oluyor, Multimedia Message Service oluyor. Haklısınız, bu MMS'tir. Rich Communication Service'te resim, video, müzik, konum, okundu bilgisi gönderebilirsiniz. Okundu bilgisi size WhatsApp'ı hatırlatıyor olabilir. Evet, WhatsApp, BBM, Facebook Messenger gibi uygulamalar Rich Communication Service uygulamalarına birer örnektir. Günümüzde WhatsApp, BBM ve Facebook Messenger gibi uygulamalarla SMS'lerin kullanılabilirliği çok azaldı. SMS'ler artık bize sadece bankaların veya firmaların kampanyaları bildirmek için göndermiş olduğu bir mesajlaşma platformu haline döndü. Operatörler bunun önüne geçebilmek için akıllı cep telefonlarının içerisindeki mesajlar uygulamasına RCS'yi entegre etmek için çalışıyorlar. Bunlar 55 farklı operatör. İçerisinde bu operatörlerin Turkcell ve Türk Telekom da bulunuyor. Ve 11 farklı marka, akıllı cep telefonu markası bu işin içerisinde çalışıyor. Samsung'un mesajlar uygulaması aslında okundu bilgisi gönder özelliğine sahip. Ancak şu anda operatörler desteklemediği için sadece mesajın bildirimini kaldırıyor. Bunu akıllı cep telefonu markası ve operatörü fark etmeksizin tek bir protokolle haberleşmek için bahsetmiş olduğum firmalar, yazıda yani videonun altında bağlantıda bulunan firmalar çalışıyorlar. Muhtemelen İleriki günlerde RCS SMS paketlerinde olduğu gibi bizim tarifelerimize de dahil olacak. RCS WhatsApp'ın yerini alabilir mi? Aslında 3. parti bir uygulama indirmediğimiz için herkes çok daha fazla RCS'yi kullanabilir. Ancak mesajlaşma geçmişi cloud'dan telefon geçişleri sırasında yüklenebilecek mi? Ya da RCS'nin fiyatlandırması nasıl olacak gibi bazı soru işaretleri var. Zamanla bunları izleyip göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.